Esas kahraman onlar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onları daim eylesin inşallah. Evet komutanım. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Arif amcamız, gazilerimiz, sevgili Şile'mizin ilçe valileri, çok saygıdeğer Türk milleti, Türk halkımız, vatandaşlarımız. Ben çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Askerin görevi vatanını korumaktır. O yüzden çok konuşmamı uzatmak istemiyorum. Bir ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bir sözüyle konuşmamı başlayıp bitirmek istiyorum. Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur. Teşekkürler ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Şöyle müsaadenizle hep beraber şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Birlik ve beraberliğimizi bu kürsüden inşallah bütün ülkemize ilan etmiş olalım. Evet. Sözü ilçemizin kıymetli kaymakamımız Mehmet Nebi Kaya'ya bırakıyorum. Sayın kaymakamım. Sayın garnizon komutanım, belediye başkanım, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, şehidimizin muhterem babası, kıymetli gazimiz, gazilerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...15 Temmuz destanını yazan bir milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Kendisine emanet edilen, burayı yurt kılan, ecdadının şanına yaraşır evlatları olarak o vatan toprağına sahip çıkan neslin bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Biliyoruz ki 15 Temmuz gecesi hep birlikte bir ihaneti ve zaferi yaşadık. Karanlığın aydınlığa kavuşmasına hep beraber şahit olduk. Gerçekten bir ihanet akşamıydı. Çünkü meclisimiz bombalandı. Vatandaşımıza kurşun sıkıldı. Bunları hatırladıkça duygulanıyor, öfkemizi perçinliyoruz. Ama aziz milletimizin kahramanlığına bir kez daha şahit oluyoruz. Ve bu gecenin adını 15 Temmuz destanı olarak ilan ediyoruz. Nasıl ki Çanakkale geçilmez diyerek 7 düvele, düveli muazzamaya meydan okuyarak göğsünü kurşunlara siper eden ecdadımız vatanını, toprağını, namusunu çiğnetmediyse, nasıl ki kurtuluş mücadelesinde geldikleri gibi giderler diyen ecdadımızın, atalarımızın neferleri hep birlikte bu vatan toprağını çiğnetmediyse, yine 15 Temmuz'da 7 düvele karşı taşeronlarıyla birlikte 7 düvele karşı, düveli muazzamaya karşı bu vatan evlatları da o toprağı çiğnetmediler. Vatanlarını, namuslarını çiğnetmediler ve evvelallah da bundan sonra çiğnetmeyecekler. Ama bunlardan hep birlikte ders çıkaracağız. Ders çıkaracağız ve başta evlatlarımız olmak üzere nesilleri vatan aşkıyla, millet aşkıyla, istiklal aşkıyla, istikbal aşkıyla yetiştireceğiz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. Bu da bizlerin en büyük dersi. Bu vesileyle 15 Temmuz destanını yazan kahramanları buradan yürekten kutluyorum. Aziz şehitlerimizi canı gönülden
yürekten rahmetle anıyorum. Ve onların bizlere emaneti olan ailelerini şükranla selamlıyorum. Kıymetli gazilerimizi, gazilerimizin ailelerini yürekten selamlıyorum. Ve diyorum ki emanetinize sahip çıkacağız ve hiçbir zaman bu vatana, bu millete namahrem eli değdirmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, değerli siyasi partilerin ilçe başkanları. Buyurun başkanım. Evet, çok kuvvetli bir alkışla bu güzel birlik ve beraberliği daima görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımız değerli protokolümüzü. Bayrakları görelim hep beraber. Yazılan birbirinden ayrı kahramanlık öneminin anlatılması gereken bir gece. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nü konu alan resim ve kompozisyon yarışmasına dereceye giren öğrencilerimize ödüller verilecek. İlkokul resim dalı hediye takvimini yapacağım. İlkokul resim dalı 3. olan öğrencimiz Hilal Berra Atçeken Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu. Alkışlarımız genç öğrencimize. İlkokul resim dalında 2. olan öğrencimiz Doğa Tütüt Ağla Kanal İlkokulu'na. Evet, genç kardeşlerimiz, genç öğrencilerimiz. Evet, İlkokul resim dalında 1. olan öğrencimiz Yusuf Taşkıran Ağla Kanal İlkokulu'na. Alkışlarımız. Ortaokul şiir yarışmasında 1. olan ortaokul öğrencimiz Sena Nur Soysal, rahatsızdan dolayı aramızda edelim. Onun yerine Zeynep Aydoğan. Lise kompozisyon yarışmasında dereceye giren ve 3. olan öğrencimiz Ahmet Güngör, Şil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Alkışlarımız. Şöyle alalım. Yine kompozisyon yarışmasında 2. olan öğrencimiz Hamide Hande Yiğit, Şile İlurcu Lisesi. Ve 1. olan öğrencimiz İlyas Berat Tan, Şile İlurcu Lisesi. Evet, ödülleri vermek üzere Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocak'la, Şile Kaymakamımız Sayın Mehmet Nebikaya, Garnizon Komutanımızı alkışlarla kürsüye arz ediyorum. Hediyelerimizi vereceğiz, evet. Evet, 1. olan hediyesi. Kompozisyonda. Resimde yarıcı olan. Evet çocuklarımız, umudumuz, yarınlarımız. Ve bugün de dereceye giren genç kardeşlerimizin heyecanı ve yazdıkları o gönülden şiirler ve kompozisyonlar bugün ödüllerine kavuştular. Tekrar coşkulu bir alkış alabilir miyim genç öğrencilerimize? Alkışlarla teşekkür ediyoruz. Değerli protokolü teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın heyecanı güzel.
Birlik. Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. Sözlerime Ömer Halis Demir ile başlamak istiyorum. Bir insan düşünün. Şehadete yürürken aklında tek bir soru işareti olmasın. Birini düşünün. Vatanı için, milleti için ölümü göze alabilsin. Bir vatansever düşünün. Dedeleri gibi karşılık beklemeden canını siper etsin. Biz gençlere örnektir. Bizler Ömer Halis Demir'lere örnek almalıyız. Peygamberlerin hayatlarından dersler çıkarmalıyız. Geleceğe ışık tutan kitaplar okumalı, bilgiyi güvenilir kaynaklardan almalıyız. Bizler Ömer Halis Demir'ler gibi yetiştirilmeliyiz. Onun gibi vatanseverler, korkmadan şehit olanlar yetişmeye devam etmeli. 15 Temmuz darbe girişimine asil Türk halkı büyük bir azim ve kararlılıkla engellemiştir. Bu unutmak isteyeceğimiz kara bir gündür. Türk istiklalinin bu denli hırpalanması kabul edilemezdir. Allah-u Teala bir daha böyle günleri bizlere yaşatmasın. Darbe girişimini baştan sona planlayan FETÖ'yü en şiddetli duygularına lanetliyorum. Allah bir daha bu insanlara fırsat vermesin. 60 darbesi, 80 darbesi ve 15 Temmuz unutmak isteyeceğimiz ve tekrar yaşanmaması gereken günlerdir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir, Gazi Mustafa Kemal. Bir milletin bu denli bir girişime maruz kalması kabul edilemezdir. Bu millet kendi iradesiyle tanklara, tüfeklere, F-16'lara göğüs germiştir. Ben o olayları televizyondan seyrederken aklımdan şunlar geçmiştir. Bir millet ki Kurtuluş Savaşı'ndan cepheden cepheye koşan, o milletin torunları ki tanklara karşı göğsünü siper eden. Benim için bu hain darbe girişimi devletimize, bayrağımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığın karşılığını gazilerimiz ve şehitlerimiz vermiştir. Şehit ve gazilerimiz ellerinden öpülecek, minnet duyulacak insanlardır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu iyi bilinmelidir ki bu ülkenin vatandaşları ortak tarihe sahiptir ve kardeştir. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar da Türk, Kürt, Alevi, Sünni değil, aynı ülkenin vatandaşıydı. Kin duygularını besleyen provokasyonlara gelmemeliyiz. Milletimiz bu konuda duyarlı olmalıdır. Anne babalar ve öğretmenler kardeşlik ve birlik duygularını geliştirmelidir. 15 Temmuz gecesinde şehit olanlar, Kurtuluş Savaşı'nda cephe cephe savaşanların torunlarıdır. O güzel insanları rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle bir günü bizlere yaşatmasın. Ben milletimizle gurur duyuyorum. Gazilerimize minnettarım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Sözlerimi Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleriyle tamamlıyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şehida gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse, o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bezrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Nice Ömer Halis Demirler'e saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımız genç öğrencimize. Çok teşekkürler. Evet, şiir dalında birinci olan öğrenci...